Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız, eğer olmak isterseniz, eğer buradaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Şöyle iki tane rengim var, yine çok güzel istek bir model geldi. Yani ben çok beğendim, inşallah becerebilirim. Kolay görünüyor, nasıl görüneceğini bilmiyorum, sizlerle birlikte öreceğim. Alize Süperlana klasik ipleri. Farklı ipler tabii ki kullanabilirsiniz. Arkadaşlar soruyorlar diye bunu söylemek zorunda kalıyorum. İstediğiniz iple yapabilirsiniz. 5 numara 3 milimetrelik tığ kullanıyorum. Şimdi modelin neler yapabilirsiniz? Bir hırkalar, yelekler, şallar, boyunluk, atkı, birçok şey örebilirsiniz. Şöyle bir zincir çektim. Sayı vermiyorum. Ne yapacaksanız ona göre çekmeniz lazım. Şu an sadece modeli göstermek için örüyorum, onu belirteyim. 5 ve 5'in katları şeklinde olabilir. Ya da zinciri biraz düşündüğünüzden fazla çekerseniz. Şimdi bunun üzerine trabzanlar yapacağız. Sonda fazla kalan zinciri sökebilirsiniz. Başlayalım. Ben şimdi zincirimi çektim. Tığım bir kez doladım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi kenar zinciriyle beraber 2 oldu. 3 4 Evet, zincirle birlikte kenarda 4 tane trabzanımız olacak. 2 tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. 1 2 3 Üçüncüye batıyorum. Yan yana her zincire batarak 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 2 zincir tekrar 1 2 3 1 2 3 2 zincir tekrar 1 2 3 1 2 3 Evet, 2 zincir 3 trabzan yaparak zincirin sonuna kadar gidiyoruz. Sonda yine şöyle 4 tane trabzanımız olacak. Evet, sona kadar geldim. Bakın arkadaşlar, sonda 4 tane yine trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir zincirim yetmediği için aynı yere tekrar batıverdim burada. 4 tane olacak çünkü başlangıçta ve bitişte bu şekilde olacak. Bir tane şöyle zincir çekiyorum. Bu ipimi burada bırakıyorum. Şimdi siyaha geçiyorum. Bir tane zincir çekelim. Bu taraftan başlıyoruz. Bakın ipim burada kaldı. Siyahla bu taraftan başlıyorum. İlk zincirin içine giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın şurada şu araya giriyorum. Şu iki trabzanın arasına tekrar bir sık iğne yapıyorum. İki tane zincir bir sonraki iki trabzan arasına giriyorum. Trabzanın tepesindeki yuvaya batmıyoruz. İki trabzanın arasına giriyoruz. İki zincir çekiyoruz tekrar. Burada 3 tane trabzanımız vardı. Önce bu araya bakın. Şöyle batmıyorum. Aradaki boşluğa. 2 zincir. Tekrar aradaki boşluğa. 2 zincir. Aradaki boşluğa girdim. Bir sık iğne. Bu sıramızda böyle devam ediyor. Trabzanların aralarına giriyoruz. Aralarda da 2 tane zincir çekiyoruz. Bir sık iğne. 2 zincir. Tekrar bir sık iğne. 2 zincir. Bir sık iğne. Geçişlerde de yine 2 zincir. Sık iğnelerin arasında da 2 tane zincir yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar siyahla bu şekilde gidiyoruz. Beyaz ipimiz burada bizi bekliyor. Tekrar 2 zincir. Sona geldim bakın. Bu araya giriyorum.
Bir sık iğne. İki zincir. Tekrar hemen yanındaki araya girdim. Bir sık iğne. Burada şöyle üzerine batarak en son tırabzanın üzerine tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi şöyle bırakıp beyaza geçiyorum. Beyazı alıyorum. Bir zincir çekmiştim zaten bekletirken. 2'ye diyelim 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Arkasını çeviriyorum şimdi. Şimdi siyah ipimiz burada bizi bekliyor. Tığımızı doluyoruz. Buradan şu aradaki boşluğa. Şurada 2 zincir siyah var, 2 zincir beyaz var. Alttaki boşluğa girerek. Bu şekilde. 3 tane trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Bir sonraki alttaki boşluğa bakın. Siyahla beyazı beraber alıyoruz burada. Bir, iki, üç. Tekrar iki zincir. Bir, iki, üç. Tekrar 2 zincir. Sadece alttaki boşluklara girerek 3 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Yani zincirin üzerine yaptığımızın aslında aynısını yapıyoruz. Tekrar 2 zincir. Bu şekilde bir sıra beyaz, bir sıra siyah. Aynı şeyi örüyoruz. Böyle çok güzel de bir desen ortaya çıkıyor. 1 2 ve 3. Pardon, zincir çekmeyi unutmuyoruz. Tabii 2 tane zincirimiz var arada. 1 2 3 2 zincir. Son boşluğa geldim. 1 2 ve 3. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Geliyorum buradaki en son sık iğne üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi burada bırakıyorum. Şimdi geliyorum. Siyah ipim bu taraftaydı. İlmeğim de burada bekliyor. Şimdi siyah ipimizle bir zincir çekmiştim. 2 tane daha çekiyorum. 3'e tamamlıyorum. Şurada 6 zincir boşluğuna bu şekilde giriyorum bir sık iğne. 2 tane zincir çekiyorum tekrar. 3 trabzanların arasına batıyoruz yine arkadaşlar bakın. Şöyle yuvaya değil altta. İkisinin arasına giriyorum bir sık iğne. 2 zincir. Tekrar bir sık iğne. 2 zincir. Buraya geliyorum. Araya bir sık iğne. 2 zincir, bir sık iğne. Evet, bu kadar arkadaşlar model. Bir sıra siyahla böyle gidiyoruz. Tabii burada renkler farklılaştırılabilir. İki renkli yapıyorum ben. Bu siyahla gittiğimiz noktalarda farklı farklı renklerde kullanabiliriz. Denemek lazım. Nasıl durur bilemiyorum ama şu an gözümde canlandırınca güzel bir şeyler çıkar gibi geliyor ortaya. Evet. 2 zincir çekiyorum. Her iki trabzan arasına giriyorum. Bu geçişlerde de tekrar 2 zincir. 2 zincir sık iğne. 2 zincir sık iğne. Geldik şimdi başa kadar. Şöyle tutalım bakın. 2 zincir. Burada da buradaki trabzanın üzerine bir sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Burada ipim kaçmasın diye. Şimdi geliyoruz beyaza.
beyazı alıyoruz. İpimizi hiç kesmiyoruz farkındaysanız. Şimdi bir zincir çekmiştim. 2, 3 diyorum. Dönüyorum. Şu siyah ipimiz tabii arkada kalacak. Şöyle dönüyoruz. Şimdi boşluğumuz burada bakın. 3 tane zincir çektim. Şu aralarda 2 zincir çektiğimiz boşluklar bu kenarda. Boşluğun içine giriyorum. 1 2 3 tane trabzan. 2 tane zincir. Evet, aynı işlemleri tekrar ediyorum bakın. Şu araya giriyorum. İkisini beraber alarak 1 2 3 2 zincir tekrar. 1 2 3 2 zincir. 1 2 3 Çok basit bir model aslında arkadaşlar. Ama böyle çıtı pıtı renk renk değişik duruyor. Benim de çok ilgimi çekti. Zevkli de şu anda örmesi. Evet, 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan 2 zincir. Devam ediyoruz. Bakın siyah ipimiz de bu tarafta. Şimdi beyazla burada bitiriyoruz. Siyahla tekrar beyazın peşinden geliyoruz gibi düşünün. İpi kesme derdimiz yok. Başta ve sonda. Bir kez alttan birleştiriyoruz. Beraber devam ediyoruz. İpi yürütme derdimiz de yok. Şimdi sona geldim. Buraya da 3 tane yapıyorum. 6 zincirle dönmüştük beyazla. 2 zincir çekiyorum. Şurada bir sık iğnemiz var. Bakın buraya giriyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip bırakıyorum. Beyazı bırakıyorum. Siyahlı peşinden gidiyorum. Buraya geliyorum şimdi. İlmeğimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekmiştim. Şurada bir trabzan var. Bakın burada şöyle zincir çekmiştik. Şurada beyazın üzerine batarak bir sık iğne. Şurası gibi düşünün. 4 tane trabzanla başlamıştık. Burada da 4 tane trabzanımız var şimdi. Şöyle hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi 2 tane zincir araya batıyorum. Evet, burada da araya batsak daha güzel durur. Şurada ilk sık iğneden sonra zincir çekmeden şöyle araya batıyorum. 2 tane sık iğne yapmış oluyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Trabzanların arasına giriyorum. Tekrar 2 zincir. Evet, 2 zincir. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Dediğim gibi trabzanların tepesindeki yuvaya değil, şöyle araya giriyoruz. Evet, hoş bir model oluyor. 2 zincir tekrar. Sıra sonuna kadar geliyorum. Hep beyaz ipimi takip ediyorum farkındaysanız. Beyazla gidiyorum. Bir kez birleştirdim. Ve beyazı takip ediyorum. Burada da 2 zincir.
sondaki trabzanın üzerine bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, bırakıyorum. Evet, şimdi tekrar beyaza geçiyoruz. Burada 6 tane zincir çekiyoruz. Birinciyi çekmiştik. Şöyle dönelim isterseniz, öyle çekelim. Birinci zincirimizi çekmiştik. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi şu 2 üçerli trabzanın arasındaki bu boşluğa geliyorum. Şurada da bakın aynı sıra takip ediyor. Yani üçlü boşluk, üçlü boşluk şeklinde düşünürseniz daha rahat dönersiniz kenarlara. Yine 3 tane trabzan. 2 zincir. Tekrar bu araya gidiyorum. 1 2 3 2 tane zincir. 1 2 3 2 zincir tekrar. 1 2 3 Evet, gelelim arkadaşlar sona kadar tekrar. Geldim sona. 2 zincir çektim. Burada en baştaki, burada siyahtan bir sık iğnemiz olacak. Bir tane trabzanla bırakıyorum. Evet, tekrar şimdi siyahımıza geçiyoruz bu tarafta. Bir tane zincir çekmiştik. 2 tane daha çekiyoruz. 3'e tamamlıyoruz. Şurada 6 zincirimiz vardı. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz tekrar. Araya, 2 trabzanın arasına tekrar bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir, sık iğne. 2 zincir, buraya bir sık iğne. 2 zincir, tekrar bir sık iğne. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam ediyor. Bunu yaparken böyle bebek yeleği düşündüm. O aklıma geldi neyse. Pembe beyazla çok güzel yakışacağını. Pek bebek kıyafetleri örmüyorum ama. Evet, 2 zincir. Yelek olabilir. Hırka olabilir. Daha böyle şal ipleriyle, daha ince iplerle, dökümlü duran iplerle. Aslında bu ip de çok dökümlü duran bir ip ama mesela bakın bu modelde tok durdu yani. Tabii hiç ütüsüz. Bu ütülendiğinde daha da yumuşak bir hal alacak. Böyle şallarda da olabilir o yüzden. Evet, sona geldim yine. Şöyle bir sıra daha yapalım. 2 zincir. Trabzanın tepesine bir sık iğne, bir zincir. Bırakıyorum, hemen beyaza geçiyorum. Evet, bir zincirimizi çekmiştik. 2 tane daha çekiyoruz. Bakın şimdi yine kenarda kafanız karışmasın diye bunu böyle göstermeye çalışıyorum. Beyazları sayıyorum. Dolgu, boşluk, dolgu, boşluk. Şimdi sıra dolguda mesela. Yani dönerken kafanız karışmasın diye şuradaki boşluğa 3 zincir çektikten sonra 3 tane trabzan yapıyorum. Evet. Bir sonraki sırada dönüşte yine 6 zincirle döneceğiz. Dolgu boşluk, dolgu boşluk, dolgu şeklinde düşünün. Şu siyahlar kafanızı karıştırmasın. Evet, 2 tane zincir tekrar.
Burada aslında örerken bir yandan arkadaşlar şunu da düşünüyorum. Acaba sadece siyaha girsek o da farklı bir desen yaratacak. Bakın sadece siyaha girerek üçlü, üç tane trabzan yaparsak o da farklı bir desen oluşturacak. Evet, yine iki zincir çektim ve 1, 2, 3 tane trabzan, 2 zincir. Tekrar 3 tane trabzan. Çok kolay, çok basit bir modelmiş gerçekten. Ama çok güzel duruyor. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmayayım istiyorum. Çünkü farklı bir şey yapmıyorum. Sadece deseni görmek için ben de meraklandım. Bu kadar uzattım. Çok güzel duruyor. Evet, sizler de beğeniyorsanız eğer bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Beğen butonu benim için önemli. Arkasına bakın. Ön arka fark etmiyor. Aynı şekilde devam ediyor. Kenarlar düzgün çıkıyor. İp kesme derdimiz yok. Sadece en altta birleştirdik, o kadar. Tabii yelek hırka yapacak olanlar için söylüyorum, şöyle altına sık iğneler gidilebilir. Tekrar sonradan trabzanlar gidilebilir. Kalın lastikler gidilebilir. Evet, bundan bir şey örmek istiyorum şu anda. Hem kolay hem hızlı ilerliyor. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlarda yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. İstek modelleri Instagram'dan atıyor. Genelde takipçilerim Instagram hesabımdan da takip ederek bana mesaj atabilirsiniz. Modelleri, özellikle şablonu olan modeller olursa tabii ki daha çok hoşuma gider. Bu bir resimdi. Resim olarak atılmıştı. Bazı modelleri tabii resimden çıkartabiliyorum arkadaşlar. Örülmüş modelleri resme bakarak yapabiliyorum. Ama bazı modellerde gerçekten grafik gerekiyor. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.